Hakimiyet Allah'ındır. Kendisinden başka ilah olmayan, her şeyi kuşatan O'dur. Göçmen kuşlar var. Uzun göçlere çıkan. Onları bilirsiniz, belgesel izlediyseniz biraz. Onlar yılın belli zamanlarında belli hava şartlarını gözeterek, belli rotayı takip ederek kilometrelerce yol kat ederler ve bunu da tam bir plan dahilinde yaparlar. Bu planı onlara çizdiren elbette ki arıya vahyeden Rableridir. Onlara vahyeden, bilmediğini öğretendir. Şimdi bu bize ayrıca büyük bir ibret veriyor. Doğadaki her şey aslında bizim için bir ibret içerir. Biz yeter ki hikmet penceresinden bakmayı bilelim. Hikmet içinde Rabbimizin bize ihsan ettiği taraftan, yerden bakmamız gerekir. Yani Allah'ın gösterdiği kitabın gözüyle bakmadan hayır ben bir şey göremiyorum demek. Ya da o gözün önünü kendi istediğin renge boyayıp yok ben bir şey göremiyorum ya da sadece şunu görüyorum demek yine sadece insanın kendisini aldatmasıdır. Nihayetinde gerçek kadar insanı ihya edecek hiçbir şey yoktur. Yani insanın eğer bir başarı varsa, bir kurtuluş varsa Allah'ın bize müjdelediği o da gerçeğin içindedir. Şimdi kuşların hedefi, rotaları onların gerçekleridir. Yani izlemeleri gereken gerçektir. Ve hedefleri, nihayet hedefleri oradaki kazançtır onları bekleyen göç sebepleri. Şimdi anlık zevklere daldığını düşünün. Mesela kuş yoruluyor değil mi? Giderken o kadar ya da örnek veriyorum uçmak, saatlerce uçmak yerine o anlık başka bir şeylere yönelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani bunu takip etse ne olur? Yani doğal derken aslında doğal olmayan ama buna yönlenmesi o kadar uzak bir şey değil demek istediğim. Yani okyanusun örnek veriyorum bir derenin üstünden uçuyor. O derede durup işte balık kovalamak, oturmak, ne bileyim beklemek tatlı gelebilir gayet. Ama orada devam etmesi gerekiyor. Örnek veriyorum rotayı, zamanı, şeyi ıskalamamak için. Zamanı doğru belirlemek için elbette belli aralıklarda mola verirler. Bu da yine Rableri bunlara öğretendir. Bir bilgiyle hareket ettikleri ne kadar aşikar subhanallah. Nihayetinde bir anlık zevklere, dünyalık zevklere düşünün insan için şimdi bunu aynısını. Yani dünyada hayatı bir kuşların uzun göçü gibidir. Burada anlık bizi çekebilecek şeyler vardır. Bu nefsimizin arzu ettiği elbette kuşlara göre daha çekici olabilir ama onlar da kendi yani onların dünyasına göre en çekicileridir onlara gelen şey de elbette. Yani demem o ki nihayet hedefin yoksa sen rotayı kaybetmiş bir kuş misalisin. Ne olur? Rotayı kaybetmiş bir kuş. Yani çok sürmez, yıpranır, dökülür. Yem olur, av olur. Ama en nihayetinde o bereketli yerlere, hedefe tam uzaklaşır. Rotayı kaybettiğinde. Allah tekrar ona rotayı bulmayı nasip edip ulaştırması dışında. İnsan da bu dünyadaki bazı şeyler, anlık çekici olaylar esas rotadan eğer insan alıkoyuyorsa onun kaybolması, av olması yani şeytanın bizim ekstra düşmanımız var. Bir kaçırılmaz. Yani düşündüğümüz zaman insan akıl sahibi bir canlı. Diğer canlılarda bu daha sınırlı olan takdiriyle. Elbette buna göre düşmanının daha zekası olacak. Buna göre düşmanda buna göre seçilecek bir aslan örnek veriyorum bir ceylanın düşmana o tehlikesi aslandır.
Ona göre özellikleri vardır. Ona göre savunma yapması gerekir. Dikkatli olması, değer olması gerekir ama bir insanda yeryüzünde tehdit altında olmayan bir tane canlı bulabilir mi biri? İşte insan bunu kendisi için neden düşünüyor ki? Yani bütün canlılarda bu düzen böyle zaten. İnsanın da elbette ki bir düşmanı var ve bu düşman insanlar kendi içinde kendilerine düşman seçiyorlar ama bu zaten şeytanın, bu da şeytanın bir hilesine kanmaktır. Çünkü esas düşman şeytandır. Birbirimize düşüren, fitne veren, günaha çeken rotadan bizi çekmeye çalışır. Ama işte sırat-ı müstakim de budur tam olarak. Sırat-ı müstakim, o sırat köprüsü, Bas diye bilinen efsane aslında bu dünyadaki bu dünyada yaşanılandır. Eğer istikamet, tevekkül üzere, Allah'ın emir üzere çizdiği rotada ilerliyorsan o zaman müstakim yolundasın. Değilsen o zaman savrulursun, kaybolursun. Şeytan seni parçalar, yem eder. Gider kaybedenlerin içine atılırsın. Yani işte Allah'ın hakikat üzere gönderdiği Resulleri şimdi kimi çoğu insanlar şaşkınca insanı ihya edecek sadece gerçekken gerçekle savaşıyor. Oysa Allah'ın Resulleri onlara rotayı Allah'ın izniyle kaybettikleri rotayı öğretmek üzere gelirler. Allah'a koşun. Ben göklerin ve yerin sahibi, her şey kendisi olan Allah'tan sizlere gönderilen apaçık bir uyarıcı, müjdeciyim. İzni, Allah'ın izniyle rotanızı doğru tutmayı tarif edecek kişiyim. Bu Rabbimizin hepimize rahmetidir. Buna karşı gelmek gerçekten akla